Kitabınızın ilk kısmında ön kabullerden bahsediyorsunuz. Nedir o ön kabuller? Kur'an'ınla uyuşması Evet. meselesi. Onu biraz öğrenebilir Şimdi miyiz? Kur'an bilim ilişkisi dediğimizde öyle bir başlık attığımızda aklımıza bazı konular gelir. Mesela bunlardan bir tanesi Kur'an'ın evrim teorisiyle veya Big Bang teorisiyle ilişkisidir. Bir de bazen de şöyle bir şey gelir Kur'an bilim ilişkisi deyince aklımıza. Kur'an'ın içinde işte anne rahmindeki yaratılış aşamalarımız nasıl anlatılıyor, evrenin genişlemesi nasıl anlatılıyor gibi konular gelir. Bir başka şey de gelebilir. İşte Müslümanlar özellikle 9. ve 13. yüzyıl arasında dünyanın en gelişmiş medeniyetini kurdular. Burada Kur'an'ın fonksiyonu neydi? O Müslümanlara verdiği bir zihinsel yapının fonksiyonu neydi şeklinde. Tarihte Kur'an oynadığı rolle ilgili bir başlıkta gelebilir. Bu kitap bunların üçüyle de alakalı olabilir ama bu üçü de değil. Bunların dışında bir şey. Bu pek Kur'an bilim ilişkisi denince bugüne kadar ele alınmamış bir yaklaşım. Evvela onu belirtmem gerekiyor. Ön kabuller meselesinde evvela şunu anlamamız lazım. Biz bilim yaparken zihnimizde farkında olalım veya olmayalım belli ön kabuller var. Mesela evreni incelemek değerlidir şeklinde bir ön kabul var. Mesela laboratuvarda veyahut da evrenin herhangi bir köşesinde bulacağımız bir doğa yasasının evrenin her köşesinde aynı yasanın geçerli olduğuna dair bir inancımız var. Evren anlaşılabilir diye bir ön kabulümüz var. Ya zihnimize de bir yerde güveniriz evreni anlayabilecek diye şeklinde böyle bir ön kabulümüz var. Biz bunların farkında olalım veya olmayalım, bilim yaparken bu ön kabuller zihnimize eşlik eder. Bilim yapmanın olmazsa olmaz şartıdır. Eğer siz evreni incelemenin değerli olduğu kanaatinde değilseniz, o zaman bilim yapmanızın da bir Manası yok. manası kalmaz. Veyahut da evrenin anlaşılabileceğini düşünmüyorsanız, onu anlamaya girişme faaliyeti olan bilime de girmeniz anlamsızlaşır. Anlaşılabilir olduğu da bir ön Evet, kabulümüz yani. tabii. Buna ben 7 tane temel ön kabul çıkardım. Sorduğum soru şuydu. Bu ön kabuller tamam bilim adamlarının kafasında şöyle veya böyle var. Peki bunların rasyonel temeli nedir? Mantıksal temeli nedir? Şeklinde bir soru da var. Kitap boyunca da şunu göstermeye çalıştım. Kur'an'ın özellikle sunduğu teizmin yani Allah inancı başta olmak üzere Kur'an'ın içeriğindeki birçok unsurun bu ön kabulleri desteklediğini göstermeye çalıştım. Bilim insanları bu ön kabullere kimi zaman mantıksal temeli olmadan da inanabilirler. Kabul Mesela ediyorlar. kabul edebilirler. Mesela doğa yasaları evrenseldir diyebilir. Bunun mantıksal temelinin olduğunu düşünmeden de bu kabul edebilir. Ama felsefi açıdan bunların bir mantıksal temellerin olup olmadığı bizim açımızdan önemli bir sorudur. Bu kitap boyunca buna değindik. Bu konunun içine girmeye çalıştık. Ve teker teker bu 7 tane ön kabulü alarak Kur'an'ın bunları nasıl desteklediğini göstermeye çalıştık. Fırsat olursa burada belki 7'sine birden çok olur ama bir kısmını Kur'an'ın nasıl desteklediğini Mesela göstermeye çalışırız. bir giriş yapalım hocam. Evet. Kur'an hangi ön kabulü nasıl destekliyor? Yani en çok kullanılan, en çok bildiğimiz ön kabullerden başlayabiliriz Bunların mesela. hepsi bana göre temel ama birinci maddede aldığım evrenin rasyonel bir yapısı vardır. Akıl tarafından anlaşılmaya müsait bir yapısı vardır. Evren anlaşılabilir şeklinde bir ön kabul var. Einstein'a göre bilimde bulunan formüllerin hepsinden daha ilginç olan şey aslında evrenin böyle bir yapıya sahip olmasıdır. Felsefe açıdan şöyle bir soruyu sormamız lazım. Bu ön kabulün temeline evrenin anlaşılabilir olması. Şimdi karşımızda alternatif olarak bir felsefedeki dev fikirlere baksak işte tek tanrı inancı ortaya çıkıyor. Kur'an da bunu ortaya koyuyor. Bir de karşımızda bunun alternatifi olarak felsefe tarihindeki en önemli alternatifi naturalizm veya birçok kişinin anlayacağı şekilde materyalist ateizm Ateist. diyebileceğimiz bir görüş var. Şimdi teizm açısından alırsak evrenin arkasında rasyonel bir güç var, bilinçli bir güç var. Evrenin yasaların anlaşılabilir olmasının arkasındaki sebebin bu bilinçli güç olduğunu söylemeniz mümkün. Ama naturalist açıdan doğanın ham maddesine bakarsanız kendisi bir bilince sahip olmayan bir yapı. Ne oluyor da bu yapı yasalı bir şekilde kendini gösteriyordur? Şimdi bilim adamları dikkat edin. Evrende yasalar olduğunu keşfediyorlar. Fakat birçok kimse şu noktayı kaçırıyor. Evrende yasaların olması ayrı bir olay. Ne oluyor da evrende yasalar var sorusu ayrı bir olay. Siz evrende yasaların var olduğunu açıklamakla ne oluyor da evrende yasalar var sorusunu açıklamıyorsunuz. Cevap vermiyorsunuz. Aslında bilim adamları evreni tarif ediyorlar. Neden bu yapıda olduğuyla ilgili açıklama için daha derin felsefi açıklamalara gitmeniz lazım.
Ha, evrenin arkasında rasyonel bir güç olduğu ile ilgili o çerçeve, mantıksal çerçeve, neden o rasyonel yasaların olduğunu da size açıklıyor. Ha, Kur'an'ı açıdan ikinci bir açıklamamız daha da var. Arkasında Allah'ın olması tabii ki en temel açıklama. Ama Kur'an'ın koyduğu temel hayat görüşlerinden bir tanesi bu dünyanın imtihan dünyası olması. Evet. Peki imtihan dünyası olması nasıl mümkündür diye bir soruyu soralım. İmtihan dünyası ancak bizim yaptığımız eylemlerin sonuçlarını biliyorsak mümkündür. Çünkü yaptığımız eylemlerin sonuçlarını bilmiyorsak ondan mesul olmamız düşünemez. Mesela şunu düşünün, bir anne camdan çocuğunu aşağıya atsa onun ne bileyim cani olduğunu, yanlış bir şey yaptığını düşünürüz. Fakat düşünün ki bazen yukarıdan aşağıya bir şey attığınızda balkondan aşağıya düşüyor, bazen havaya uçuyor, bazen ona çok iyi geliyor, çocuk mutlu oluyor. Veyahut da iç organlarına bazen yararlı bir şey yapmış oluyorsunuz atarak. Yani böyle bir yasalar olsaydı. Ha, yasalar, yani evrende belli bir yasa olmasaydı yaptığımız eylemlerin sonucunu bilemezdik. Hmm. Yani bazen aşağı atılan yukarı uçardı. Veyahut da bazen yana doğru giderdi. Ve bazen veyahut da aşağıya düşmek biyolojideki o yasalar olması organlara iyi geliyor olabilir. Hmm. Öyle bir ortamda sizin o eylemin cani olup olmadığını değerlendirmeniz mümkün değil. Aslında böyle bir ortamda bizim yapacağımız hiçbir eylemin sonucunu görmemiz mümkün değil. Çünkü yasaların olmadığı bir eylemde yaptıklarımızdan ne sonuç çıkacağını anlayamayız. Yani doğa yasaları ya da bilimsel ön kabulün kabul ettiği yasalar aynı zamanda Kur'an'daki imtihan dünyası şeysiyle de olayıyla da örtüşen bir bilimin yapıda. Olması için evrenin anlaşılabilir olması lazım. Anlaşılabilir olması için yasal olması lazım ve ancak böyle bir evrende imtihan olmanız mümkün. Evet. Bunu yakalayabiliyor muyuz? Ha, Kur'an'ın o zaman şöyle. Kur'an'ın ortaya koyduğu varlık anlayışı, felsefe açıdan ontoloji diyoruz açısından. Allah merkezli bir ontoloji olması bir, evrenin anlaşılır yapıda olmasını destekliyor. İki, imtihan dünyasında olmamızdan dolayı yaptıklarımızın sonuçlarını bilmemiz gerekiyor. O da ancak anlaşılır olan, yasaları olan bir evrende mümkün. Akıl yürütebiliyoruz yani. Tabii. Akıl yürütme başka türlü mümkün olmayacaktı zaten, anlaşılır olmasaydı herhalde. Tabii. Yani sonuçta Kur'an'ın koyduğu çerçeve açısından bakarsak, anlaşılır bir evrende olmamızın, ki bilimin ön şartlarından, ön kabullerinden biri o, mantıksal bir temeli var, bu paradigma sağlıyor. Fakat naturalist, ateist bir paradigma içerisinden bakarsak bu bir, İngilizcesi happy coincidence, mutlu bir tesadüf diyebileceğimiz bir olay. Ve bunun altında ciddi anlamda bunun neden böyle olduğunu söyleyecek hiçbir sebebimiz yok. Bazı işte bilim felsefecileri diyorlar, yani bir yerde diyelim 5 tane taksinin mavi renk olduğunu düşünürsem bunu tesadüf olduğunu düşünebilirim. 50, 100, 200, 500 gittikçe, yani sayı arttıkça tam hep mavi taksi görmemizin orada bir daha üst bir açıklamasını isterim. Yani rastgele değilse. Orada bir, kura, açıklama, bir yasadan bahsediyoruz. Evrende mesela şu anda 10 üzeri 60'a yakın elektron var. 10 üzeri 60 tane elektronun her birinin ayrına elektrik yüküne sahip olmasının açıklaması ne? Dikkat edin. Bilim elektronun yapısını tarif ediyor. Ne oluyor da evrende 10 üzeri 60 tane birbirinden bağımsız parçacığın her birinin aynı yapıdadır, aynı şekilde yasalara tabidirin açıklamasını vermiyor. Bu Norman, çok gözden kaçan. Norman Schwartz mı hocam? Norman Schwartz, Norman Schwartz. Bu alıntı yapmışsınız, ben onu isterseniz izleyicilerimize paylaşayım. Evrende muhtemelen 10 üzeri 60'tan fazla elektron vardır ve bunların tamamının tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olduğunu varsayabiliriz. Her ne kadar aynı sıradaki 5 arabanın kırmızı olmasını tesadüf olarak değerlendirmeye hazır olsam da 10 üzeri 60 cismin, ki 10 üzeri 60 çok büyük bir rakam. Oha, 10 üzeri 60 da öyle büyük bir rakam ki bütün dünyadaki atomların sayısından kat kat fazla. Bütün uzaydaki atomların sayısından fazla. Dikkat edin, elektronların sayısı. Evet. Ve uzayın ne kadar büyük olduğunu düşünürüz. Sırf galaksimizde 100 milyarlarca yıldız var, 100 milyarlarca galaksi var. 10 üzeri 60 bütün evrendeki atom sayısından fazla bir atom altı parçacı olan elektronların sayısı. 10 üzeri 60 cismin tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olmasını benzer şekilde tesadüfle açıklayabilir miyim diye soruyor. Sonra da diyor ki yapabileceğimiz bir şey derince yutkunmak ve şunu söylemektir. Hiç ama hiçbir şey bu gerçeği açıklamamaktadır. Bunu söyleme durumuyla karşı karşıya kalan bir sürü insan karşımızdaki dünyanın tesadüfiliğini tamamen fantastik bulur diye devam ediyor. Bir de Einstein'ın da az evvel siz de değindiniz. Çok güzel bir sözü var kitabınızda. Evrenin gerçek gizemi onun anlaşılabilir olmasıdır. Onun anlaşılabilir olduğu gerçeği mucizedir. Değil buna mi? Benzer bir şey daha söyleyeyim. Mesela doğa yasalarının evrensel olması da buna benzer bir şey. Laboratuvara giriyorsunuz, orada H2SO4'ün belli şekilde olduğunu
anlıyorsunuz. Veya bir yerde DNA'nın nükleotitlerden nasıl oluştuğunu biyolojide anlıyorsunuz. Veyahut da ne bileyim fizikteki aynı yüklü parçacıkların diyelim birbirlerine etkileşimlerin nasıl olduğunu anlıyorsunuz. İşte onlar birbirini itiyorlar mesela diyelim protonlar çekirdekte. Şimdi fakat bu bulduğunuz yasanın evrensel olduğunu düşünerek bulduğunuzda bir anlamı var. Mesela siz protonlar birbirini ittiğini buldunuz biraz sonra itmese. Nükleotitler DNA'da tamamen apayrı bir yerde hareket edecek olsa başka yerde. Siz o laboratuvardan çıktığınızda veya o gözlemleri yaptığınızdan sonra. O zaman onu bulmanızın bir anlamı kalmaz. Aslında bilim yapan her bilim insanı doğa yasalarının bir zamanda yani geçmiş zamanda olduğu gibi ileride de aynı şu anda bulduğumuz yasanın geçerli olacağı var ön kabulüne sahiptir. Bir de burada bulduğumuz doğa yasasının bu dünyanın başka bir köşesinde, uzayın başka bir köşesinde veya herhangi bir yerde o elimizde incelediğimiz şey aynı şey ise aynı sonuçları vereceğine ilgili ön kabule sahip. Öbür türlü yasa denmez zaten. Tabii bunlar olmadan bilim yapmanız mümkün değil. Peki o zaman şu soruyu yine sormamız lazım. Evrenin farklı noktalarında bu aynı davranışları parçacıklardan veyahut da ne bileyim kimyadaki o kimyasal yapılardan bulmamızın sebebini. Tek tanrı inancı buna yine evrenin arkasında rasyonel bir güç olduğunu söyleyerek bir açıklama veriyor. Ama diğer taraftan mesela tarih boyunca birçok felsefi sistemi düşünüyor. Mesela çok tanrıcılıkta. Çok tanrıcılıkta evrenin ayrı bölgelerine ayrı tanrılar hakim. Ayrı tanrıların hakim olduğu yerde tamamen aynı yasaların geçerli olduğu bir evren bulmanız mümkün değil. Ancak tek tanrının hakim olduğu bir evrende hem böyle rasyonaliteye uygun hem her yerde aynı yasaların geçerli olduğu bir sistem beklemeniz mümkün. Ha bu dikkat edin bilimin ön kabulü sadece evrenin arkasında rasyonel bir güç değil ve onun tek bir güç olmasını da aynı zamanda bir yandan gerektirdiğini hocam, mesela bu burada görüyoruz. Şöyle...